HACILAR hocalar ve bacılar, hepinize merhabalar. Ben hepinize evet, hepinize merhaba. Güzel bir giriş yaptım. Şimdi ben kimim? Ben Ahmet Hakan Demirkayım. Soyadımın pek bir önemi yok. Gereği yok, manası yok, resmiyete gerek yok, hiçbir şeye gerek yok. Ben buraya niye çıktım? Ben buraya neden çıktım abi? Ben burada ufak çaplı bir efelsef stüdyo dersi vereceğim. Her neyse ben ufak çaplı bir efelsef stüdyo dersi vereceğim. Benim hakkımda şu anda bilmenizi istediğim tek şey şu ben bir profesyonel değilim. Bu ayrıntıyı kesinlikle unutmayın ve her videonun başında da söyleyeceğim. Çünkü ilk videoları izlememiş olanlar olacak. Bu bir sürekli falan falan filan falan falan. Saçmalamaya devam. Ben bir profesyonel değilim. Bildiğimi öğreteceğim. Bilmediğimi soracağım. Belki aranızda bilen ve izleyen vardır. Bununla ilgili videolar çekeceğim. Çok bir ekstra ekstra bir olayım yok. Şimdi ufak şu arayüz tanıtımını hızlıca geçmek istiyorum. Gerçekten hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü bu gerçekten sıkıcı bir şey. Şimdi bizim burada bizim burada BPM'imiz var. Bu BPM çok manidar bir olay. Çok güzel bir kardeşimiz. Bu hız abi bak bu beat bilmem ne bilmem ne açılımını unuttum. Beat ama beat Preaching falan filan bir şeyler saçmaladılar. Bu dakikadaki vuruş sayısını söylüyor bize. Yani hızımız bu bizim. Dakikada kaç tane vuruş yapacağını bu bize söylüyor. Burada şu anda 140'da. Bunu yükselteceğim, alta, alçaltacağım. Ama ondan önce hani hemen şunu göstereyim. Şurada bizim metronomumuz var bak. Açıp kapatıyorum. Açıp kapattım. Açıp kapattım. Hepsini açıp kapattım. Bizim metronomumuz açıkken bunu hemen anlayacağız. Vuruyor tok. Şu anda dakikada 140 tane vuruyor. Baştan sona isterseniz deneyip sayabilirsiniz. Ben şu an öyle bir şey yapmayacağım. Yavaşlattım. Yavaşlattım. Hızlandırıyorum gitgide. Evet şu anda oh mis gibi oldu. Hemen yavaşlattım. Şunu bir şöyle 100 alayım ortalama bir şey. Şimdi biz burada başka neleri görüyoruz? Şu şu olay bak yine açıp kapatıyorum açıp kapattım açıp kapattım açıp kapattım açıp kapattım sizin bir midi klavyeniz yoksa yani bu a, halk arasında ork mu bu dedikleri olay hayır bu bir ork değil çok daha farklı bir olay sadece tuşları benziyor hani piyano gibi tuşları var falan filan midi klavyeniz yoksa bunun açık olması gerekiyor çünkü klavye üzerinden normal bir bilgisayar klavyesi üzerinden e, bastığınız notaları çalmasına yarıyor bu hani şunu e, aratıyorsanız işte klavyeme bastığımda Efel Stüdyo'da ses çıkmıyor. Piyano sesini, piyano sesini vermiyor. yani net bunun yüzündendir. Başka bir olay olacağını zannetmiyorum. Bunu ben, benim ufak bir ufak değil, büyük bir midi klavyem var. Büyük ama ucuz bir midi klavye. Bunların da daha sonra ayrıntısını verebilirim. O yüzden ben bunu kapalı tutuyorum. Ee, klavyemi yani bilgisayarımdaki klavyeyi tamamen farklı işlevler için, farklı kısa yollar için vesaire kullanıyorum. Şimdi BPM'i gördük, metronom'u gördük, buradaki e, typing keyboard to piano keyboard falan filan gibisinden bir saçmalığı gördük. Şimdi burada bizim patternlerimiz var bak. Tak 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 pattern. Bu pattern ne işe yarıyor? Şuradan buranın ne olduğunu da göstereceğim. Şöyle hemen saçma sapan bir şey açacağım da bunlar da çok kötü be. Hemen şuradan şöyle bir iki kişi atayım bunlar çünkü bize anlık lazım olacak. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu bizim pattern dediğimiz olay. Pattern dediğimiz olay şu. Bizim burada bir playlistimiz var. Bu e, de işte şurada kickler yani bum bum vurduğu şey girsin, baslar girsin. Oradan işte cellolar çıksın, ne bileyim tuşlular girsin, o çıksın. Hepsi bir anda girsin falan filan gibisinden. Olayı ayarlıyor Bunu hemen hızlı bir şekilde göstereceğim ama önce Şurayı bir göstermem gerekiyor Şurada Biz dram dediğimiz şeyi diziyoruz burada Şu an bunları bastığım yerde direkt Şey çıkar ee, Nedir onun adı Böyle Güzel bir şey Onu anladın sen Ses çıkıyor Şimdi ortalama 100 bpm dedik şimdi Klasik bir old school dram Dizmeyi deneyeceğim bunun için sinirleri koydum. Falan filan. Şöyle öyle hızlıca bir head dizdim abi. Şunları da şöyle koydum. <laughs> Mesela. Bu bu işe yarıyor. Şimdi pattern dediğimiz olay ne? Bunları bu sildim abi. Sadece headleri buraya bıraktım. Bak. Pattern'ı hemen iki attım. Sinirleri buraya koydum. Bir daha attım. Kicklerimi buraya koydum e, Kickleri koydum abi Güzel Buradaki playlisti açıyorum şimdi Pattern tam olarak burada işe yarıyor Birinci pattern'ı koydum İkinci pattern'ı koyuyorum altına Üçüncü pattern'ı da koydum Hepsinin bir arada çalmasına yarıyor daha doğrusu ya, pattern dediğimiz olay tamamıyla böyle şey işte. Kanal diyebiliriz yani biz bunlar için. Başlatıyorum. Sadece kick çaldı. Çünkü bizim burada play tuşumuzun yanında hemen pattern ya da song mod olarak şey. Şu anda pattern modda sadece bunu çalar. Ama song modu aldığımda hepsini birden çalmaya başlıyor. Ve bakın zaten burada. Başlatıyorum. Hepsini bir anda çalmaya başlıyor. Çıkarttım. Tam olarak bu işe yarıyor o paternler yani playlistimizde biz buraya ekliyoruz. Şimdi bir de bizim şöyle bir olayımız var. Ee, şuradan hızlıca ee, bir ses çıkartacağım böyle çok kötü çok kötü bir ses olabilir. Bir tane. Ee, bir tane organ bulduk buradan. Arsızın biri sürekli beni arıyor da. Piyano roll dediğimiz bir olay var. Buna sağ tıklıyorum. Piyano rolümü açtım abi. Piyano rol aynen şu işe yarıyor. Tak 1 2 3 4 Do re mi diye bir şey. Ufak saçma sapan bir şey dizdim yani. Do re mi fa. Bunu hemen pattern moduma aldım. Bu işe yarıyor. Ee, yani ee, bizim notalarımızı düzgün bir şekilde buralara dizmemize yarıyor. Daha demin yaptığımız dramları diziyorum. Şöyle ikişerlikten dizsem yeterli olur sanırım. Hemen bunların hepsini şimdi beraber dinliyoruz. Şuraya iki tane dört koymuşum. Hepsini beraber dinliyoruz. Bayağı çirkin bir şey oldu. Bayağı leş atıyor yani. Bayağı iğrenç bir şey oldu. Ama olayımız şu anda öğrenmek yani. Şuradakiler şunlar ne işe yarıyor abi? Şöyle 1, 2, 3, 4 falan filan bunları atıyorum. Bunlar bizim mikserimize yani mikserimize atmamıza yarıyor. Mikser dediğimiz olay da bu. Tam anlamıyla bu. Bunun içerisinde bir ton efektler vesaireler, equalizerlar, limiterlar, kompresörler, reverbler, delayler. Aman ya Rabbim her şey var burada. Bunları kullanmamıza yarıyor. Bunları nasıl kullanmamıza yarıyor? Şimdi ben bunu yeniden pattern moda aldım. Kick de abi. Kick'i buraya çalıyor. Atıyorum. Kick e diyorsun ki ben bir tane ekolizer eklemek istiyorum. Hızlıca. Böyle. Hmm. kulaklarım parçalandı. Delinde. Kulaklarım delindi. Güzel. Ya burada ufak efektler eklememize vesaire yarıyor. Bunların daha sonra aynısına gireceğiz. Oradaki her şeyi tek tek anlatmak vesaire falan filan. Bu tür işlere kesinlikle girmeyi düşünmüyorum. Neden girmeyi düşünmüyorum? Çünkü sıkıcı oluyor. Kimse izlemiyor. Ben de izlemedim hiçbir zaman. Ya bunda benim gibi video çeken birileri varsa. Yani harbiden yapmayın ya. Yok işte o nedir bu nedir bunu hemen hemen ö, yani ö, kusuyor insan. Bunların dışında bizim burada bu, tuşlarımız var, bazı butonlarımız var. Bu butonlardan bu sol taraftaki yeri kapatmamıza yarıyor. Sol taraftaki yerde daha demin şunları atmamdan anlayacağınız üzere farklı seslerimizin bulunduğu gibi, gibi seslerin bulunduğu güzel bir yer. Tabi bunlar sonradan benim indirdiklerim user yazanlar. İlk geldiğinizde ilk FL indirdiğinizde bu PEX'in içerisinde bulabilirsiniz bazı temel şeyleri. Şu anda e, şu var. Bizim saniyemiz burada yazıyor zaten çok bir olayı yok. Bu bazılarında böyle 1-0-1 olarak başlar. Bu e, bar sayısını gösteriyor. Kaçıncı barda olduğunu. O da şuradaki barlar. Bakın birinci bar burası, ikinci bar burası. 3, 4, 5, 6 gibi gidiyor böyle. Bunları gösteriyor. Üzerine bir kere tıkladığınızda zaten direkt saniyeye geçecektir kendi kendine. Şu anda sanırım ee, şu an düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü çok böyle spontane bir şekilde çekiyorum tamamen doğal olması için başka ne gösterebilirim diye bekliyorum yani. E, ben dikemim kaydı çok güzel. Efes'te Stüdyo'da şu anda aklıma gelen başka hiçbir şey yok gerçekten. Daha çok e, şunu hedefliyorum ben uygulaya uygulaya. Yani ne bileyim burada beat yaparken işte ben şunu şunu yapıyorum, şunu şunu şöyle yapıyorum, şu tarzı şu şekilde yapıyorum, işte basları şu şekilde güçlendiriyorum, şöyle ayarlıyorum vesaire falandı filandı. Bunları ilerleyen derslerde zaten göreceğimize inanıyorum ben. Şu anda aklıma gerçekten başka hiçbir şey gelmiyor. Daha çok dediğim gibi uygulamalı eğitim gibisinden düşünebiliriz aslında bunları. Uygulamalı olarak devam edeceğiz yolumuza vın diye. Son olarak söylemek istediğim hiçbir şey yok. Sadece sizden pek ricam var. Videoyu bakın sadece beğenenler beğensin. Ben yalancıktan beğenme istemiyorum. Beğenen beğensin abi. Bu arada şunu soran olursa nişanlı değilim. Hayır hiçbir şekilde evli değilim. Çocuğum yok. Ya bunun üzerinde bir tane... Bunların dışında hiçbir şey yok. Hepinize görüşürüz diyorum. Hepinize buradan selam olsun. Size bir selam çakayım. Selam olsun hepinize. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bitti.